10-12 var diyorsun. Hı hı. Kaç yaşına kadar yaşıyor ki bunlar? Sokağa ortalama 10-12'dir bunların. Artık uzatmaları oynayacak. Sokağa salmışlar. İşte hayvan severle aldılar onu. Getirdiler, ameliyat ettiler. Dün bir hayvansever getirdi. Sokağa salmışlar. Böyle o gezmesine dayanamadılar. Bir grup masraflarını üstlendi. Operasyon yapmamızı istediler. Gerekli muayenesini yaptık. Ve operasyona karar verdik. Sabah erken saatlerde operasyon aldık. Tanısı meme tümörü. Ama çok büyüktü yani çıkardık 2 kilo tarttık 2 kilo gösteririm ben size 2 kilo taşımakta çok zorlanıyordu ve genel anestezi altında tamamıyla çıkardık kendisine geldi yemeğini ve suyunu içti şimdi kemoterapiye başlayacağız bir 10 günlük tedavi ve kemoterapi süreci olacak. Muhtemelen 5-6 seans olur. Bir de ileride muhtemelen kısırlaştırabiliriz onu. Bir nüksleri de tamamıyla engellemek için. Ve çok mutlu, çok insancıl. Kimsenin saldırmıyor. Ve hayatı sağlığı yerinde. Ortalama 10-12 ama hani 15-18'i görende var. Bizim tahminlerimiz sokağa bırakılışı 10-12 yani tahmini konuşuyoruz 10-12 yaşlarında. Peki normal midir tümör görülmesi? Şimdi tümör aynı insanlarda olduğu gibi çevresel etkiler ve gıda. Çevresel etkilere de dikkat etmek gerekiyor. Gıdalara da yani yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Kimyasallardan uzak durmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar doğallara, doğal, organik bahsettiklerimize ulaşmak gerekiyor. Tabii çok zor olduğunu biliyorum. Bir de kimyasallardan, radyasyonlardan da uzak durmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar. Peki bu hayvanlarda ya bu kansersizlik görülüyor mu? Son zamanlarda çok sıklaştı. Yani artan teknolojiye bağlı olarak ve hazır gıdalara bağlı olarak arttı. Kanseri yalnız meme tümörleri değil, kanser bütün organlarda gözüküyor. Ben en son bugün kedide gözde kanser tedavisini taburcu ettim. Aşağı yukarı bir ay civarında bizdeydi. Ve gayet de iyi oldu. Yani bütün organlarda gözükebiliyor. Var mı duyarlı, vatandaşların duyarlı olması. Çünkü çok seviyorlar. Kaybetmek erken müdahale çok önemli. Ne kadar erken müdahale edilirse başarı şansı o kadar yüksek oluyor. Evet, Dünya Hayvanlar Koruma Günü de geldi. Onlar için de kendisi için bir bayram gibi olacak. Sokaktaki canlar. Vatandaşlar kesinlikle, doğru diyorsunuz. Çok yakışıyor. Bayağı ağır takalım. Taşınsa da biz oradayız.